Hani Kurumsallık'tan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsallık 37. bölümüyle sizlerle. Bu haftaki konumuz yine sosyal ağlarla, sosyal medya ile ilişkili. Ve aslında birkaç bölüm önce konuştuğumuz bir konunun devamı niteliğinde bir konuyu ele alacağız bugün. Hatırlarsanız 31. bölümde influencer pazarlama ile ilgili A'dan Z'ye bir değerlendirme yapmıştık. Fakat yeterli gelmemişti. O yüzden bu devam podcastini çekmeye karar verdik. Aslında sadece dinleyiciler için değil, bu bölüm benim için de yeterli olmadı. Zira influencer pazarlama ile ilgili aslında söylenebilecek birçok şey var. Konuya gireceğiz ama konuya başlamadan, podcast'e giriş yapmadan önce hemen şu önemli hatırlatmamızı yapalım. Her bölümün başında biliyorsunuz bunları söylüyoruz, söylemek zorundayız. Hani Kurumsallık podcast serisini Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor ve YouTube'da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Medium, Telegram ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz. Türkiye'de podcast kültürünün oluşmasını öncülük eden Hani Kurumsallık, tüm dijital müzik ve video platformlarında sizlerle birlikte oluyor. Podcastlerimizi eş zamanlı olarak sizlerle bütün platformlarla paylaşıyoruz diyerek konuya devam edelim. Bu parantezi kapatıp asıl konumuza dönelim. Bugün evet 31. bölümde aslında biz bu konuyu A'dan Z'ye anlatmıştık ve bugün tekrar influencer pazarlamayı konuşacağız. Ama bu sefer influencer olma süreciyle ilgili detayları konuşacağız. Yani bizim bugünkü konumuz influencer pazarlamadan ziyade influencer olma süreci. Bugün biz bu konuyu değerlendireceğiz. Dolayısıyla tekrar tekrar aynı şeyleri söylememek adına bu bölümde influencer nedir, fenomen nedir, celebrity nedir, influencer ile fenomen arasındaki farklar nelerdir? Fenomen mi olmalıyız, influencer mı? Her fenomen influencer mıdır? Influencer pazarlama nedir, niye önemlidir? Influencer pazarlama nasıl yapılır, nasıl uygulanır? Hangi aracı kurumlar, ajanslarla çalışılmalıdır gibi sorulara bu podcast'te yanıt vermeyeceğiz. Şimdiden söyleyelim çünkü bu bölümde daha çok bölümün başından da anlaşılacağı üzere influencer olma sürecinden bahsedeceğiz. Biraz daha kişisel deneyim ve gözlemlerimi aktarmak istiyorum aslında ben bu bölümde, bu podcast'te. Eğer influencer pazarlama ile ilgili akademik ve sektörel bilgi talebiniz varsa ve ilk kez bu podcast'i dinleyerek Hani Kurumsallık serisini dinlemeye başlamışsanız size tavsiyem mutlaka 31. bölüme bir dönüş yapın, influencer pazarlama ile ilgili detayları dinleyin. Sonrasında da bu bölüme tekrar geri dönün. Hatta benim size tavsiyem Hani Kurumsallık podcast serisini birinci bölümden itibaren dinlemiş olmanızdır. Yani eğer ilk bölümden itibaren dinlerseniz gerçekten sizin için yararlı olur. Diyorum ve devam ediyorum. Influencer olma süreci. Evet bu podcast'te anlatacağım biraz daha kendi gözlemlerim, kendi duyduklarım ve kendi çalışmalarım diyebilirim. Biraz kişisel deneyimlerden de yararlanarak, kişisel gözlemlerden de yararlanarak hem bir profesyonel olarak hem bir danışman, bir mentor olarak meseleye bakacağım hem de gözlemlediklerimi size aktaracağım diyerek devam ediyorum. 22 yaşında kurmuş olduğum Ajans Paradise dijital ajans olarak faaliyet gösteren bir şirketti. Her şey böyle başladı aslında. Dolayısıyla içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama, sosyal medya iletişimi, internet reklamcılığı, arama motoru pazarlaması, arama motoru optimizasyonu, influencer pazarlama, online itibar yönetimi, e-mail marketing, web tasarım, e-ticaret yönetimi, kurumsal blog yönetimi gibi hizmet başlıkları Ajans Paradise'ın alanına giriyordu. Lakin biz bu kadar geniş yelpazede olmak istemiyorduk. Birincisi o zamanlar daha 2012'ydi, yıl 2012'ydi. Ve online itibar yönetimi, influencer pazarlama, kurumsal blog yönetimi, içerik pazarlaması gibi başlıklar sadece kavramsal bir değer taşıyordu. Kim ne derse desin bence markalarda da bu ve benzeri kavramlara dair farkındalık daha yeni yeni yani böyle özellikle 2016-2017'den sonra oluşmaya başladı. Bu tabii benim kişisel yorumum ama size şunu söyleyebilirim. 200'den fazla markayla çalıştım ve 10 yıldır sektörün içerisindeyim. Aynı zamanda akademinin de içerisindeyim. Aynı zamanda sadece ajans tarafında değil, kurumsal tarafta da bulundum. Girişimci olarak, girişimci koltuğunda da oturdum. Dolayısıyla aslında masanın her tarafında oturmuş biri olarak bunları söylüyorum size. Ama yine de kişisel yorumum diye altını çizmek istiyorum.
Tabii ki bu arada yani bu kavramlar tabii ki her zaman vardı ve uygulama noktasında dünya genelinde uygulanıyordu. Türkiye'de de tek tük uygulayan markalar mutlaka vardı ama her firma çok aksiyoner değildi. Yani genele yayılmış bir durum söz konusu değildi. Aslında benim anlatmaya çalıştığım biraz bu. Yani bu kavramlar yoktu, kimse uygulamıyordu, kimse bilmiyordu demiyoruz. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten ajansın hizmet alanına bunları koyamazdık. Dolayısıyla biliniyordu ama uygulanmıyordu. Biliniyordu veya işte farkındalık yoktu veya gerekli görünmüyordu ya da bu konuyla ilgili aksiyonlar olma ihtiyacı duyulmuyordu. Bilmiyorum ama şimdiki kadar yaygın değildi bu kavramların kullanım alanları. Yani biz bu hizmet kalemlerine dair firmaların ajanslara dair ya da uzmanlara, işin uzmanlarına dair bir talebi yoktu. Daha çok web tasarım, sosyal medya yönetimi, arama motoru pazarlaması ve SEO çalışmaları revaçtaydı. Aslında bugün de biraz bu konular revaçta. Daha aksiyoner, daha stratejik davranan markalar, büyümek isteyen markalar online itibar yönetiminde içerik pazarlamasına, influencer marketing, viral marketing gibi konuları ağızdan ağza pazarlama stratejilerini geliştiriyor ve uyguluyor. Aslında şimdi de çok değişen bir şey yok. Sadece daha çok firma durumun farkında. Bu arada 2010'larda dijital pazarlama ile ilgili de bir kavram karmaşası mevcuttu ki o hala günümüzde bile mevcut. Üstelik henüz dijital markalaşma kavramsallaşmamıştı. Zaten biraz da bu karmaşa ve anlaşmazlıklar benim dijital markalaşmayı kavramsallaştırarak literatüre kazandırmamı sağladı diyebilirim. Bunları ayrıca konuşuruz. Konuyu getirmek istediğim nokta influencer pazarlamanın hem kavramsal hem de pratik olarak aradan geçen zaman boyunca bazı değişiklikler yaşamasıydı. Bu aslında çok normal çünkü mecralar değiştiği gibi yeni mecralar da hayatımıza girdi. Snapchat geçiciliğin kalıcılığı fenomenini literatüre kazandırdı mesela. Ayrıca hikayeler diye bir olgu hayatımıza girdi. Sonra TikTok geldi biliyorsunuz ve artık farklı bir şey yapılamaz derken Clubhouse ile karşılaştık. Yani sosyal ağ pazarında durmak yok. Her gün yeni bir şey çıkıyor, yeni bir fikir ortaya atılıyor, yeni bir mecra büyüyor ve değer kazanıyor. Dolayısıyla artık bu yapılacak bir şey kalmadı dediğimizde yapılacak mutlaka yeni bir şey ortaya çıkıyor. Tüm bu değişim ve dönüşümden tabii ki içerik üreticileri de nasibini aldı. Bu da tabii ki influencer pazarlamanın teorik olduğu kadar işlevsel manada da değişmesine neden oldu. Özellikle şu son birkaç yılda değişim daha bir belirginleşti. Çünkü pandemi şartlarıyla karşılaştık. Koronavirüs sebebiyle gerçekten birçok değişim, dönüşüm yaşandı ve hatta yani pandemi süreciyle ilgili bence kitaplar dolusu şey yazılabilir. Ben de kitaplar dolusu şeyi anlatabilirim. Çünkü olup bitenler bana hala çok şaşırtıcı ve tuhaf geliyor. Sanki 2020 yılının başlarında bir uykuya daldık ve 2 yıl boyunca hiç uyanmadık. Tüm dünya aynı anda aynı rüyayı görmüş gibiyiz. Ben öyle düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Evet, pandemi süreci tam olarak böyle bir şeydi. En azından bende bıraktığı etki böyleydi. Zaten tüm olanlar ancak bir rüya olsa açıklanabilirdi veya bir film sahnesi. Hatırlayın neler neler yaşadık. Neyse, belki sırf bununla ilgili bile bir podcast çekebiliriz ve korona süreciyle ilgili, pandemi süreciyle ilgili detayları konuşuruz. Sizlerin de tabii ki fikirlerini ve deneyimlerini aktaracağımız bir podcast, bir etkileşimli bir podcast yayınlayabiliriz. Çünkü ben pandemi sürecini gerçekten önemsiyorum ve bunun üzerine daha uzun süre konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çok ayrı bir süreçti. Mesela pandemi sürecinde bence kitlesel olarak mantığımızı da kaybettik. Asla olmaz denilen birçok şey oldu. Belki saçmaladık, tuhaf davrandık, anlamsızlıklara anlam yükledik. Pandemi bence işte tam olarak böyle bir süreçti. Tabii ki çok kayıplarımız oldu, çok geri dönüşlerimiz oldu, çok pişmanlıklar, çok hüzünler, çok korkular yaşadık. Hep beraber, topyekün, kolektif bir durumdu gerçekten bu ve sadece bir grubu, bir toplumu, bir ırkı değil, bütün dünyayı aynı anda aynı hislere ulaştıran bir süreçti pandemi süreci ama nihayetinde 2 yıl, 3 yıl sürdü ve geçti, bitti. Ve o 2-3 yıllık süreçte insanlar nasıl ki değiştiyse kurumlar da değişti. Kurumlar da yeri geldi saçmaladı, kurumlar da yeri geldi üzüldü ve kurumlar da yeri geldi keşke dedi. Yani pandemide pişmanlıklar birey düzeyinde, kişi düzeyinde kalmadı. Kurumsal seviyede de çok pişmanlıklar oldu.
Öyle ki pandemi sürecinde dünya genelinde birçok firma iflas etti. Batan firmaların sayısını bilmiyorum ama pandemi ile ilgili podcast öncesinde bunu mutlaka araştıracağım. Sizin de tabii bu konuyla ilgili bilginiz varsa, yani pandemi sürecinde dünya genelinde kaç firma battı, kaç firma kuruldu, bunlarla ilgili bir istatistik, bir rapor elinize geçerse, geçmişse veya bununla ilgili bir makale, tez vesaire, rapor, araştırma okumuşsanız lütfen bana iletin. Ben de çekecek olduğunuz podcast'te hem size ismen teşekkür etmiş olurum hem de buradan yararlanmış olurum diyelim ve devam edelim. Yani biraz da dağıldık aslında. Influencer olma sürecinden bahsediyorduk. Devam edelim o yüzden. Bu pandemi sürecinde dedim ya, insanlar da değişti diye. Evet, gerçekten öyle oldu. Radikal karar alan insanlar oldu. Sadece benim çevremde, daha doğrusu tanıdığım insanlar arasında bile çok sayıda kişi kariyerini bir anda bıraktı. Okuldan ayrılan yahut okulunu donduran, üniversiteye gitmekten vazgeçen insanlar oldu mesela. Ya da çalıştığı kurumdan istifa eden veya başka bir şirkete geçen birçok insan da gördüm. Birçok arkadaşım bunu yaşadı. Başka ne yaptılar derseniz, yani dediğim gibi bazıları farklı bir kariyer planlamasıyla birçok şeye yeniden başladı. Bazıları ise influencer olmaya karar verdi. İşte aslında lafı getireceğim yer buraydı. İnsanlar okullarını bıraktılar. Bazıları ara verdiler. Okullarını donduranlar oldu. Veya işi bırakanlar oldu. İşe ara verenler oldu. Bir şeyleri denemek isteyenlerdi bu kişiler. Influencer olmayı denemek istediler. Bazısı oldu, bazısı başaramadı. Tekrar eski düzenlerine geri döndüler. Ama başaranlar da oldu. Onlara da bizzat şahitlik ettim. Evet, insanlar bu süreçte, pandemi sürecinde influencer olmaya karar verdiler ve bir anda da başladılar aslında. Bu da onlar için yeni bir kariyer yolculuğu anlamına geliyordu bir nevi. Kurumsaldaki işini bırakan, okullara veren veya mezun olduktan sonra iş veya işte staj aramaktansa influencer olmayı deneyenler, bunu isteyenler oldu bu süreçte, pandemi sürecinde. Dediğim gibi bazısı başardı, bazısı da başaramadı. Ben bugüne dek birçok firma ile, birçok sanatçı ile, birçok yazarla ve birçok girişimci ile çalıştım. Temelde yaptığımız iş aynıdır sistematik olarak. Ele aldığımız işletmeyi veya kişiyi kurumsallaştırmakla işe başlarız. Sonra o kurumsallığa bir hikaye kazandırırız. Bunun akabinde kurumsallaşan bu işletmenin markalaşması için bir takım aksiyon ve stratejiler belirleriz. İş burada çeşitli alt dallara ve disiplinlere ayrılır. Yani hikaye uzayıp gider. Peki bir insanın influencer olma süreci nasıldır? Ya veya bu süreç nedir? Influencer olma süreci nedir? Nasıl ilerler? Gelin buna aşama aşama bakalım. Daha doğrusu insanlar bu süreçte neler yaptılar? Biraz bundan bahsedelim. Doğrusunu yanlışını o sırada konuşuruz. Mesela öncelikle bu konuda kararlı oldular. Influencer olacağım deyip rutin hayatını sürdürmekle influencer olunmaz. Aslında bu mantıkla hiçbir şey olunmaz. Eğer bir karar aldıysanız bunu gerçekleştirmek için de kararlı olmak zorundasınız. Gelelim yine o meşhur soruya. Nasıl influencer olunur? Dilerseniz bunu maddeler halinde sıralayalım. Böylece hem daha anlaşılır olur, hem de neyi söyleyip neyi söylemediğimizi bilmiş oluruz. Buna göre birinci adım şöyle, influencer olmaya karar vermek ve bununla ilgili bir zaman yönetimi planlaması yapmak. İkinci adım, influencer olma sürecini planlamak ve bir isim ve ana tema belirlemek. Tabii bu noktada kendi isminizle de yola devam edebilirsiniz. Sırf bu iş için bir yan hesap oluşturup, mesela ben Hep Okuyanlar diye bir hesap açtım. Orada şiirlerimi, sözlerimi, kitaplarımı, podcastlerimi, konferanslarımı, seminerlerimi, ödüllerimi vesaire bunları paylaşıyorum. Siz de kendinize böyle bir yan hesap açabilirsiniz, bir parodi hesap oluşturabilirsiniz. Yani bu şekilde de influencer sürecini yönetebilirsiniz. Influencer olma sürecine bu şekilde de giriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu aşamada hangi alana yönelik bir influencer olmak istediğinizi ve hangi mecranın sizin amiral geminiz olacağını da belirlemeniz lazım. Bu gibi detayları bu aşamada planlayıp, yani ikinci aşamada, ikinci adımda planlayıp belirlerseniz sonradan çok rahat edersiniz. Bana güvenin. Gerçekten eğer bu adımları benim sıraladığım şekliyle uygularsanız, birinci adımı söyledik, ikinci adım da bu şekildeydi. Bu anlattığım hiyerarşide, sıralamada adımları uygularsanız, influencer olma süreci sizin adınıza daha kolay ve başarılı gerçekleşir. Üçüncü adım, bu adımda influencer olmak için gerekebileceklere dair bir ihtiyaç listesi hazırlamanız lazım. Mesela teknik aletler, yani laptop, kamera, telefon, mikrofon, ışık vesaire gibi. Ama dijital araçları da tabii ki bu süreçte unutmamanız gerekiyor. Yani
tasarım, içerik, montaj, video ve ses editlemek için bazı programlar var. Video editlemek, işte montajlamak, işte çektiğiniz sesleri editleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz bazı araçlar var. Veya işte sosyal medya yönetim araçları, analiz araçları var. Bunları edinmeniz lazım. Belki satın almanız veya işte belli bir süre ücretsiz kullanım hakları oluyor dijital araçların. Onlardan yararlanarak en azından birkaç aylık süreçte influencer ağınızı kurgulayabilirsiniz. Dördüncü adım analiz, strateji ve raporlama. Rakip, süreç, pazar, hedef kitle, mecra, içerik, PR, pazarlama, misyon, satış, reklam, iletişim, medya, takipçi gibi metrikler odağında analizler yapmalısınız, strateji belirlemelisiniz ve akabinde de bunları raporlamalısınız. 3, 6 ve 12 aylık periyotlar baz alınabilir bu süreçte raporlama veya planlama için. Beşinci adım, bu adımda sosyal medya profillerini açmalısınız veya halihazırda varsa bunları düzenlemeniz gerekiyor. Altıncı adımda dijital PR ve dijital pazarlama ile ilgili planlamayı yapmalısınız ve aksiyonlara dair uygulamalarınızı gerçekleştirmelisiniz. Medya görünürlüğü, influencer işbirlikleri, sosyal medya reklamları gibi aksiyonlar da altıncı adımın konusu arasında. Yedinci adım içerik üretimi ve yönetimi. Planlama, üretim, düzenleme, editleme, paylaşım, yönetim gibi detaylardan bahsediyorum. Aslında bunu daha influencer olmaya karar verdiğimizde uygulamaya başlamamız gerekiyor ama yedinci adım diyelim. Bu arada bu adımlar tabii ki topyekün uygulanması gereken adımlar. Birinci adımı bir gün uygulayıp ikinci adımı 2 ay sonra uygularsanız yine başarılı olamazsınız. Hızlı bir periyot içerisinde bu adımların tamamını uygulamak zorundasınız. Sekizinci adıma geçelim. Influencer ajanslarıyla iletişim kurmanız gerekiyor. Ajans datalarına dahil olmalısınız. Çünkü markalar bu ajanslarla çalışıyorlar. Dokuzuncu adım bu aşamada da bu adımda da şirketleşme ve vergi dairesinden dijital içerik üreticisi belgesi alma adımı olarak bunu yorumlayabiliriz. Yani ya şirketleşeceksiniz, şahıs şirketi kuracaksınız veya limited şirket veya vergi dairesine gidip dijital içerik üreticisi belgesi alacaksınız. Bu belgeyi aldıktan sonra bir bankadan bu belgeyi eşleştireceğiniz bir içerik üreticisi banka hesabı açıyorsunuz ve vergi konusuyla ilgili problemleri bu şekilde çözebiliyorsunuz. 10. adımda kampanya yönetimi artık belirli bir sisteme sahipsiniz ve tek misyonunuz hesabınızı büyütmek. Bunun için çeşitli kampanyalar kurgulamanız lazım. Bu bazen bir etkinlikte konuşma yapmanız, bazen bir çekiliş organize etmeniz, bazen de bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmanız gibi bir şeydir. Bunların tamamı birer kampanyadır. Böylece nano influencer düzeyinden mega influencer düzeyine doğru bir doğrusal takipçi, etkileşim, erişim, görüntülenme, gösterim ve dönüşüm artışı yaşarsınız. Influencer olma süreci aşağı yukarı bunlardan ibaret. Yani 9-10 adımda, 10 adımda influencer olma sürecini özetlemiş olduk. Ama şunu da söyleyeyim, ekipsiz, mentorsuz yani profesyonel destek almadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Kendi kendinize uğraşırsınız, sonra bir şey olmuyormuş deyip pes edersiniz ve tekrar kurumsal hayata dönmek, kariyer sitelerinde iş aramak zorunda kalırsınız. O yüzden başlarken bir mentor edinin. Aslında belki birinci adımda bunu da söylememiz gerekirdi. Bu işe başlarken mutlaka bir mentorunuz olmalı ve 6 ay boyunca o mentorla yola devam etmelisiniz. Bu arada mentorun sektör tecrübesine, akademik kariyerine, içerik üreticisi olup olmamasına, eğitmen kimliğine, konuşmacı yönüne, speaker yönüne vesaire bunlara da tabii ki dikkat edin. Ben mentorum diyen herkesin peşinden de koşmayın. 4 tane kıstas var, 4 tane kriter var. İyi bir mentoru, uzmanı tanımlayabilmemiz için. Akademik kariyer, sektör deneyimi, içerik üretimi ve konuşmacı eğitmen tarafı bunların tamamı varsa bir insanda o kişi için iyi bir uzman, iyi bir mentor diyebiliriz. Zaten Türkiye'de bunların tamamını karşılayan toplasanız iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Dolayısıyla o doğru kişilere ulaşmanız önemli. Ayrıca sosyal medyadaki durumuna da bakın tabii ki bu mentorun influencer mentorluğu yapacak kadar bilgisi varsa referans sunacak kadar da çalışmaları vardır diye düşünüyorum. En azından belli bir mecrada kendisi de nano düzeyde de olsa, mikro düzeyde de olsa bir influencer olmalı tabii ki bu mentorun. Yoksa zaten o kişiyle hiç uğraşmayın. O da sizi kendisiyle birlikte aşağı çekebilir. Yani emeğiniz boşa gidebilir. Benim son 2-3 yılda işi gücü bırakıp influencer olan insanlarda, arkadaşlarım da şahit olduklarım tabii ki birkaç detay var. Buna da değindikten sonra podcast'i tamamlayacağım.
Bu kişiler, bu arkadaşlarım önce influencer olmaya karar verdiler. Yani birinci adımı uyguladılar ve bununla ilgili teknik yatırım yaptı. Bazısı bir mentor ve ajansla çalıştı. Bazısı kendi ekibini kendi içerisinde kurdu. Bir fotoğrafçıyla dirsek temasında olan çalışan bir influencer arkadaşım vardı mesela. Çok hızlı büyüdüler. Profesyonel içerik ürettiler çünkü. Sonrasında kendi hesaplarını büyütenler de oldu tabii ki. Yan hesap açıp, parodi hesap açıp onu influencer hesabına dönüştürenler de oldu. Burada tabii ki birçok teknik detay, birçok unsur var influencer hesabını oluştururken veya onu düzenlerken. İşte bir yolun düzeltilmesi, diğer teknik ayarlar, düzenlemeler, hesabın daha korumacı bir hale getirilmesi, korumalı bir hale getirilmesi gibi detaylar. Bunlar da o hesapla ilgili çalışmalar, uygulanması gereken teknik detaylar. Bunlar uygulandı ve akabinde sürekli ve düzenli içerik üretmeye başladılar. Reklam verdiler, marka işbirlikleri yaptılar, dijital pazarlama faaliyetinde bulundular, influencerlarla işbirliği yaptılar. Birçok böyle etkileşimli, aksiyoner tavır içerisinde bulundular. Sonradan bu kişilerin bazısı uzman olduğu alanda eğitimlerini satmaya başladı. Bazısı kendine butik açtı. Bazı arkadaşlarım da güzellik merkezi, yine yani uzmanlık alanıyla ilgili bir iş yaptı ama bunları yapmak için o influencer sürecinde kazandıkları parayı sermaye olarak kullandılar. Yani önce kendilerine yatırım yaptılar. Bu yatırımın sonucunda da kazandıkları parayla yeni bir yatırım yapıp somut bir işe yöneldiler. Tabii influencer olarak çalışmayı sürdüremezler mi ya da sürdürülenler olmadı mı? Bazısı hem yeni bir aksiyon aldı, yatırım yaptı, işte atıyorum hem güzellik salonu açan hem de o influencer kimliğini sürdüren, koruyan insanlar da arkadaşlarım da oldu. Yani influencer olarak çalışmayı da sürdürebilirler. Böyle bir durum söz konusu diyelim. Dijital dünyada tabii ki binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca influencer var. Dolayısıyla kolay bir pazar değil, rakibin bol olduğu bir pazar. Bu yüzden de iyi çalışmalı, etkili çalışmalıyız. Aksi halde az önce söylediğim gibi bu iş aslında olmuyormuş deyip her şeyi bırakıp eski yaşamınıza, kariyerinize devam edersiniz. Tabii ki iş bulabilirsiniz. Öyle de bir durum var. Yani doğru karar almak, iyi düşünmek lazım. Karar aldıktan sonra da bu bahsettiğim adımların tek tek uygulanması önemli. Aksi halde üzülürsünüz ve paranız da aslında boşa gitmiş olur diyelim. İşte influencer olma süreci bu aşamalardan ibaretti. Daha sağlam bir temel atmak ve bu bilgileri içselleştirmek için bence hemen şimdi 31. bölümü bir kez daha dinleyin. Orada meselenin akademik, teorik ve kavramsal boyutunu anlatmıştık. Dolayısıyla önemli diyorum ve bu podcast'i de tamamlıyorum. Bitirmeden önce tekrar baştaki hatırlatmamızı yapalım. Hani Kurumsallık podcast serisini tüm mecralarda, tüm sosyal mecralarda, tüm müzik ve video platformlarında takip edebilirsiniz. Bize, kanallarımıza abone olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sosyal medyadan bize ulaştırabilirsiniz. Önerilerinizi, şikayetlerinizi, her şeyi bize yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşça kalın diyorum. Haftaya farklı bir konuyla devam edeceğiz. Hani Kurumsallık 38. bölümüyle devam edecek. Bugün 37. bölümde influencer olma sürecini değerlendirdik. Umarım keyifli olmuştur. Ben keyif aldım en azından. 31. bölümü tamamlar nitelikte bir podcast olduğu için içim rahat etti diyebilirim. Evet, hoşça kalın. Güzel bir hafta diliyorum hepinize.